sosyal medya hesabına sahip olarak milyoner olmak ister. Yeni teknolojiler yeni iş kolları yaratırken bazı kullanıcılar sosyal medya rüyasının keyfini sürüyor. Onların tek ihtiyacı olan şey bir sosyal medya hesabı. Bazıları oyuncak tanıtımı yapıyor, bazısı giydiği kıyafetleri veya yaptıkları yemekleri paylaşıyor. Ve bu hesaplardan ulaştıkları milyonlarca takipçiyle reklam verenler kapılarına diziliyor. Onlara sosyal medya fenomenleri deniyor. Hobilerinden teknolojinin nimetlerini kullanarak karlı ve renkli bir kariyer yaratan o fenomenler meslek sırlarını şimdi ve burada anlatıyor. Hey guys, today we're gonna open this Cinderella Little Kingdom playset. İlginç, ojeli tırnakları olan bir kadın oyuncak kutusu açıyor. Bir tane daha açıyor, bir tane daha. Aslında dünyada büyük bütçeli pek çok filmden ve diziden daha popüler olmuş videoları izliyorsunuz. Geçen yıl ayda 380 milyon kişi kamera önünde oyuncak kutusu açan bu kadının videolarını izledi. Sadece sesini duyup tırnaklarını gördüğümüz kadının adını kimse bilmiyor. Ama yıllık kazancı biliniyor. Tam 12 milyon dolar. Hi everyone, it's Evan and this week we have 9 yaşındaki Evan da bir milyoner. 2 milyona yakın takipçisi var. And you can do. O sadece internette oyuncak kutusu açmıyor. Fast food, bisküvi, cips markaları da bu videolarda yer almak üzere sıraya girmiş durumda. It's kind of hard to put these on the shelf. Hey, how's it going, bros? My name is Pam. İsveçli bir üniversite öğrencisi olan Felix Kjellberg'in tek yaptığı ise kamera karşısında bilgisayar oyunu oynayıp takipçileriyle sohbet etmek. Daha doğrusu 40 milyon takipçisiyle sohbet etmek. Nope. Okay. Don't worry. It's just a game. Games can't hurt us. Okay, we're dead. Kjellberg'in alameti farikası, oyunun en heyecanlı yerinde verdiği aşırı teatral tepkiler. Artık o kadar meşhur ki, gittiği her yerde bir süperstar gibi karşılanıyor. Fotoğraf paylaşım sitelerinin yıldızı Millie Diamond ise sadece 16 aylık. Fotoğraflarını annesi çekiyor. 150 bin takipçisi var. Aylık kazancı 8 bin dolar civarında. Peki ya Türkiye'de? Maide Seyda Hasan 32 yaşında Ankara'da yaşayan bir ev hanımı. Her gün 370 bin kişi onun pişirdiği yemeklerin fotoğraflarına bakıp iç geçiriyor. Bir arkadaşımın vasıtasıyla kendisi ısrar etti. Böyle bir sosyal medyanın olduğunu, platformun olduğunu, insanların orada fotoğrafları paylaştığını söyledi. 2011 senesinde açtım ve çok güzel bir yere geldi elhamdülillah. İlk açtığım zamanlarda zaten çok profil, kendi profilimi hiç bir sosyal medyada paylaşmıyorum. Yaptığım yemeği yine de misafirlerimi ağırlarken ya da normalde eşime pişirdiğim yemekleri çekip paylaşıyordum. Bu da insanların hoşuna gitti. İlk etapta zaten bir sene hiç kimseye açmadım. Daha sonra son iki senedir bütün hani kişisel olmaktan çıktı. İnsanları açtım ve geri dönüşümünü gördüm. İnsanların takibiyle, beğenisiyle gerek yorum olsun gerek beğeni olsun geri dönüşümünü gördüm. Bu da benim için tabii güzel bir dönüşümdü. Siz zaten insanlara bir şey veriyorsanız, eğer değişik bir şey varsa insanlar zaten size geliyor. İlla ki birilerinin arasında sıyrılıyorsunuz, bir yerlere geliyorsunuz. Uzun zamandır zaten bu takipçilerimle Instagram üzerinde istişare halindeyiz, diyalog halindeyiz. Aslında yemek fotoğraflarını yakın akrabalarına göstermek için paylaşmaya başlamış. Asla, hiçbir zaman düşünmedim. Sadece eş, dost, akraba yani belki 10 bin, 20 bin. Hiçbir zaman düşünmedim. Şu an
like alacağım ya da beğeni alacağım, hani şu an paylaşayım tam vakti diye düşünmedim. Çünkü beğeniler o kadar şey yapılamıyor ki, bilemiyorsunuz. Mesela çok basit yaptığınız bir yemeğin çok beğeni alabiliyor. Yani en basiti son zamanlarda patlak veren çikolatalı. Her şeyin çok fazla beğenisi olabiliyor. Yani herhangi bir şeye çikolata döktüğünüz zaman like alabiliyor. Fakat ağır bir yemek yapıyorsunuz, onun beğenisinin olmadığını görebiliyoruz. Yani bu çok kestiremediğimiz bir durum aslında. Yemek fotoğraflarına reklam yağıyor. Bazı takipçileri bundan pek hoşlanmıyormuş. Birçok reklam firması geliyor. Birçok reklam geliyor ama hepsini kabul etmiyorum. Eliyorum. Sayfamı reklamlarla doldurmak istemiyorum ama bazen tabii takipçilerin eleştirilerini alabiliyoruz. Özellikle 1-2 saatlik reklam yayınımız olabiliyor. Yani sonuçta yani ufak da olsa mutfağımıza bir katkı bulundurmak açısından bir reklamı kabul etmiş olabiliyoruz. Fakat bunu çok göz ardı ediyorlar. Yani o sırada çok ağır eleştiriler yapılabiliyor. Şöyle düşünsünler, yani ben kendim açımdan Instagram bir sosyal paylaşım ağıysa, ya televizyon gibi düşünsünler, çok sevdikleri bir filmi bir reklam hatırına izliyorlar değil mi? Yani bir gün içerisinde 3 yıl size emek vermiş bir insanın bir reklamı, bir saatlik reklamı çok gelmemesi gerekiyor. Hakaretler geldiği vakit tabii bu motivasyonumuzu düşürüyor.